Merhaba sevgili çocuklar. Keşif Ekranı YouTube kanalımızın Aynı Masalın Çocukları Masal serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Ben de sizlere yeni masalımızı anlatacağım için çok heyecanlıyım. Bugün sizlere kırmızı elbisesiyle bilinen küçük Elif'in masalını anlatacağım. Masalımızı dinleyelim mi? Bir zamanlar küçük bir köyde yaşayan bir kız çocuğu vardı. Adı Elif'ti. Elif kırmızı elbisesini çok severdi. Her gün onu giyer, etrafta koşup oynardı. Bir gün köyün dışındaki ormana gitmeye karar verdi. Ormanda ağaçlar, kuşlar ve çiçekler vardı. Elif kırmızı elbisesiyle ormanda dolaşırken bir periyle karşılaştı. Peri Elif'e gülümseyerek yaklaştı. "Merhaba Elif," dedi. "Ben Pembe Peri. Sana bir dilek hakkı vereceğim. Ne istersin?" Elif şaşırdı. "Gerçekten mi?" diye sordu. "Peki, o zaman annem ve babamın daha mutlu olmasını diliyorum." Pembe Peri Elif'in dileğini kabul etti. Elif kırmızı elbisesiyle eve döndüğünde annesi ve babası ona sarıldı. Artık daha fazla zaman geçiriyor, birlikte güzel anılar biriktiriyorlardı. Ve o günden sonra Elif'in kırmızı elbisesi sadece bir elbise değil, aynı zamanda mutluluk ve sevgi simgesi oldu. Yine bir gün Elif ormanda yürürken bir kuş yuvası buldu. Yuva yüksek bir ağacın dalında saklıydı. İçinde 3 tane minik yumurta vardı. Elif yumurtaları sevgiyle kucakladı ve annesine göstermek istedi. Annesi gülümseyerek dedi ki, "Elif, bu yumurtaları dikkatlice korumalısın. Belki de içlerinden 3 sevimli kuşçuk çıkacak." Elif kırmızı elbisesiyle her gün yumurtaları ziyaret ederdi. Bir sabah yumurtalardan biri çatladı ve içinden minik bir kuşçuk çıktı. Kuşçuk tüyleri henüz tam olarak çıkmamıştı. Elif ona kırmızı adını verdi. Çünkü tüyleri kırmızı renkteydi. Kırmızı Elif'in en iyi arkadaşı oldu. Birlikte ormanda oynar, şarkı söyler ve maceralara atılırlardı. Kırmızı Elif'in kırmızı elbisesini çok severdi. Onunla birlikte dans eder, rüzgarın esintisinde uçar gibi koşardı. Ve Elif kırmızı elbisesi ve minik kuşçuk kırmızı ile mutlu bir şekilde yaşardı. Artık Elif'in kırmızı elbisesi sadece bir elbise değil, aynı zamanda dostluk ve sevgi simgesiydi. Diğer masallarımızı izlemek ve beğenmek için YouTube kanalımızda kalmaya devam edelim. Sizler de kendi masallarınızı anlatıp arkadaşlarınıza iletmek isterseniz Keşif Ekranı YouTube kanalımıza abone olabilir ve bizlere yazdığınız masalları gönderebilirsiniz. Bir sonraki masalımızda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.